Karşınızda duran Toyota'nın geliştirdiği hibrit teknolojisi. Daha fazlası için sizleri Toyota Plaza Kocaeli Kaya'ya bekliyoruz. kocaelikaya.com.tr. Evet, bugün sizi toplantıya çağırmamızın asıl gerekçesi daha önce birkaç kez yine bir arada olduğumuz bir konu. Derince Limanı. Bu liman özelleştirilmesine karşıydık ancak AKP yönetimleri limanı da özelleştirdi. Özelleştirdikten sonra da bir basın açıklaması yapmıştık. Burada çalışanların mağdur edilmemelerini talep etmiştik. İşte bu konuyla ilgili Derince ilçe başkanımız size son gelişmeler hakkında bilgi sunacak. Ben sözü Nihat Başkan'a bırakıyorum. Kandıra'da yaklaşık 30 yıldır lezzet ve kalitesiyle adından söz ettiren Mavi Köşe 2. şubesini Kandıra Hizmet Yolu üzerinde açarak size bir adım daha yaklaştı. Derince Limanı derken sadece Derince ile ilgili Derince'nin sorunu değil. Doğal olarak tüm Kocaeli'nin sorunu, hatta bölgenin bile sorunu diyebiliriz. Burada aslında 4 tane temel sorun var. Birazdan daha da açık bir şekilde ifade etmeye çalışacağım. Birincisi özelleştirilmesi ve dolgu olayı. İkincisi buradaki çalışanların bu mevsimde dikkate alınmadan dağıtılmaları, il dışına gönderilmeleri. Üçüncüsü siyaseti kullanarak siyasi erkiden kaynaklı burada kalan işçiler diyebiliriz. Tabii şimdiye kadar masa başında takım elbisesiyle, kravatıyla gelen, oturan, memur gibi işini yapan bu kişiler şimdi liman özelleştirilince il dışına işçiler çıkartılmaya, sürgün edilmeye, gönderilmeye çalışınca bunlar bir anda işçi kadrosunda olduklarını hatırlamışlar ve kendi torpil yaparak, siyasi elçi kullanarak burada kalmışlar. Limanın özelleştirmesiyle birlikte çalışan 400 personel il dışına gönderildi. Burada bir şey var, özellikle 300 değil işte 273 filan deniliyor. Burada çalışan olarak toplam ifade ediyorum, işçi, teknik eleman, memur olarak. Dağıtım yapılmadan önce liman iş sendikası bu günleri görerek aslında ilgili yetkililerle irtibata geçerek çalışanların daha az nasıl mağdur edilebileceği, edilmesi gerektiğini çabasını sarf etmişlerdir. Demir yollarının liman içerisinde halen lojistik müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren Temfrey Rampa, diğer adıyla feribot iskelesinden görevlendirilmek üzere belirlenmesi istenen personelin oluşturulması için Derince Liman İşletmesi Müdürü ve diğer sorumlu müdür, amir, şef işbirliği içerisinde feribot iskelesi için kalacak personeli belirledikleri ve bu listeyi belirlerken işçilerin öncelikle unvanları ve emeklilik durumları da baz alınmış. Devlet Demiryolları, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü personel dairesi tarafından onaylanması muhtemel bu liste aynı iş yerinde görev yapan, siyasi hayatlarında iktidar partisinin içinde oldukları söylenen bazı kişilerin zorlarına gitmiş olacak ki başkanlığa giderek tren Frey Rampa işletmesine isimlerini yazdırmışlar. Bu işi yaparken bizim dediğimiz olacak kararlılığıyla sendika ve Derince Liman İşletmesi Müdürlüğü'nün ortaklaşa belirledikleri listedeki mesai arkadaşlarının isimlerinin silinmesini talep ettikleri iddiaları alenen konuşulmaktadır.